Günaydın. Ben Boksay Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezyoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Leyla Yekçi Karaoğlan. Bugün size bitkisel ürünler ve anestezi konusunda bir söyleşide bulunacağım. Öncelikle mezun olduğum Dokuz Eylül Üniversitesi ve tüm akademik kariyerimi yaptığım üniversiteme bu imkan sağladığı için dekanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Günümüz tıbbında geleneksel sistemleri, özellikle bitkisel ilaçlarla tedaviye ilgi giderek artmaktadır. Bitkiler dünyanın pek çok ülkesinde geleneksel olarak halk ilacı, gıda desteği ve bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır. Tabi tarihçesine baktığımızda Asurlar döneminden itibaren bu bitkisel ürünlerin kullanıldığını, Hipokrat'ın bitkilere ait reçetelerin olduğunu, yine Roma döneminde tabiat tarihinin tanımlandığı, Galen'in hala günümüzde dahi kullanılan reçetelerin bulunduğunu, Arapların özellikle İbn Sina'nın meşhur kitabı Al-Kanun Fıkhı'nın günümüzde hala güncelliğini koruduğunu biliyoruz. Tabii bitkisel ürünlerin en önemli gelişimi aslında Çinlilerle olmakta ve Çinlilerin tüm dünyaya hakim olan bir bitkisel ürün pazarı tarihten itibaren bulunmaktadır. İlk kez Leclerc tarafından da fitoterapi deyimi kullanılmıştır. Bitkisel ürünlere ilgi niçin artmıştır? Özellikle kişilerin bu ürünlerin doğal oldukları için güvenli ve zararsız olduklarına inanmaları, sayıları gittikçe artan mağazalardan ve internetten bu ürünlere kolaylıkla ulaşabilmeleri, kendi sağlıkları üzerinde kontrol sahibi olma istekleri bu ürünlere olan ilgiyi arttırmış. Hele pandemi dönemini yaşadığımız bu günlerde bu pazara ilgi daha fazla olmuştur. Birkaç yıl önce Sayın Osman Müftüoğlu'nun okuduğum bir makalesinde çok güzel bir tanımlama vardı. Bunu almak isterim slaytlarıma. Modern hayat bizi bir yandan kalabalık şehirlere çekerken diğer taraftan yalnızlaştırıyor. Daha doğrusu bedenimizi ve ruhumuzu kirletiyor diye düşünmeye başladık son yıllardan. Buna bir de teknolojik gelişmelere duyduğumuz güvensizlik de eklenince doktorlar kadar lokman hekimler, eczacılar kadar aktarlar, ilaçlar kadar bitkisel haplarda ilgi görmeye başlamıştır. Amerika'da yılda 3,5 milyon dolar herbal ürünlere harcanmaktadır. Ayrıca vitamin ve sağlık desteği altındaki ürünlere de milyonlarca dolar harcanmaktadır. Amerikan Anestezi Derneği'nin 15 milyon kişinin yaklaşık olarak herbal ürün kullandığını, ancak aktüel olarak doktorlara bu konuda bilgi verilmediğini bildirmiştir. Batı toplumlarda son yıllarda özellikle geleneksel Çin kaynaklı herbal ürünleri kullananların sayısı artmış ve bu ürünlere bağlı olarak gelişen koagülopati ve organ disfonksiyonu yönünden anestezi uygulamalarından önce bu ilaçların mutlaka sorgulanması gerekliliği vurgulanmıştır. Son 2 dekatta bitkisel ürünlere bağlı olarak anestezi altında 100'den fazla ölüm gelişmiştir. Ayrıca bitkisel ürünlere bağlı olarak böbrek ve karaciğer yetmezliği sonucu transplantasyon olgularının sayıları da artmıştır. Bu bizim üniversitemizdeki bir çalışma. Toksik hepatit yapan ve karaciğer nakli olan hastalara baktığımızda iki vakamızın kantaron yağına bağlı karaciğer nakli olduğunu, diğerinin ise Bodur Mahmut adıyla bilinen bir otla kullanımına bağlı olarak karaciğer nakli olduğunu görmekteyiz. Yani bitkiler günlük hayatta bize oldukça fazla zarar verebilmektedir. Türkiye'de herbal ürün kullanımına baktığımızda Türkiye herbal tedavi açısından materyali zengin ülkelerden biridir. Özellikle herbal tedavi yöntemleri ve bu tedaviye yönelik merkezler güncellik kazanmaktadır. Çok az sayıda preparatın dışında bu ürünlerin satışı konusuyla ilgisi olmayan kişiler tarafından yapılmakta. Sözlü, görsel yayın organlarında, abartılı yayınlarda gittikçe artmaktadır. Bitkisel ilaçları niçin kullanıyoruz biz fazla olarak tüm dünyada ve bizde? Hastalık gelişmesini önlemek, devam eden tedaviye yardımcı olmak,
sağlıklı yaşama katkıda bulunmak ve hastalığı tedavi etmek amacıyla kullanmaktayız. En çok da kullanılan ürünler kronik hastalıklarda ortaya çıkıyor. Özellikle diyabetes mellitus, şeker hastalığı olanlar, multiple sklerozu olanlar, meme kanseri, sindirim sistemi hastalıkları ve diğerleri olarak sınıflandırılıyor. Bu gruptaki hastalarda bitkisel ürün kullanımı oldukça fazla. Erişkin yaş grubunda birçok çalışma yapılmış durumda. Genellikle %31 ile %84,5 oranında erişkinlerde kullanılmakta. Yine aynı şekilde pediatrik yaş grubunda da %32 civarında bu ilaçların kullanıldığı çeşitli çalışmalarda bildirilmişti. Son literatürlerde bitkisel ilaçların özellikle perioperatif dönemde ortaya çıkan olumsuz etkiler nedeniyle anestezi muayenesi öncesinde mutlaka sorgulanması gerekliliğini ortaya koymuştur. Özellikle herbal ürün kullanımıyla ilişkili morbidite ve mortalitenin meydana gelme olasılığı perioperatif dönemde çok daha fazla olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle de anestezi uygulamalarından önce 2 hafta önce kullanılan tüm herbal ürünlerin kesilmesi önerilmektedir literatürde. İlk çalışmalar 2000 yılları konusunda başlamıştır. Anestezi ile bitkisel ürünlerin kullanımı arasındaki ilişkiler. Özellikle en fazla kullanılan bitkisel ürün ve vitamin desteklerine bakıldığında balık yağı, cinco, ekinezya, koenzim Q ve sarımsak gelmektedir. Yapılan bir çalışmadaki bu ilk çalışmadır 2000 yılında 1017 kişiye yapılan bir anket çalışmasında %32 kişinin ameliyat öncesi sorgulamasında herbal ürün kullandığı saptanmıştır. Baktığımızda hangi ürünleri kullandığını, baktığımızda bu popülasyonu %43 oranında sarımsak, %32 oranında cinco biliva ve %30 oranında sarı kantaron adıyla bilinen St. John Wort'u kullandığı bildirilmektedir. Bunun dışında da birçok her gün hemen hemen çoğumuzun içtiği ekinezya, aleo veya meyan kökü çayları da sık olarak görülmektedir. Yine başka bir çalışmada 2000'den fazla soru sorulan bir anket çalışmasında %4,8 olgunun bir veya birden fazla herbal ilaç aldığı, 40-60 yaş arası kadınların ise daha fazla herbal ürün kullandığı belirtilmekte ve yine en fazla sarımsak, ginseng, cinco, St. John Wort ve ekinezya olarak olduğu saptanmıştır. Nijerya'da yapılan 2007 yılındaki bir çalışmada ise bitkisel ürün kullanan hastaların %9'unun çeşitli şekillerde zarar gördüğü bu ürünlerden ve %2'sinde reçete edilen ilaçlarla beraber kullanmadan sonra etkileşiminden kötü etkilendiği belirtilmektedir. Burada baktığımızda hepimizin bildiği ve masum olarak düşündüğümüz örneğin papatya ciddi olarak sedasyon etkisi yapmakta ve uzamış sedatif etkisi nedeniyle de anestetik ilaçlarla etkileşimi oldukça ciddi olan ürünlerden biridir. Yine kekik, bunun yanı sıra yeşil çay ve melisa'nın da uzamış sedasyon etkisi yaptığı bildirilmektedir. Yine aynı şekilde cerrahi sonrası kanama yapan ve kanamayı arttıran bir takım bitkisel ürünlerimiz de mevcuttur. Bunlar arasında en sıklıkla omega 3 balık yağı, yine yeşil çay, magnezyum, biberiye, papatya ve kekik ve bunun yanı sıra ada çayının ciddi olarak ameliyat sonrası kanamayı arttırdığı bildirilmektedir. Bu slide'a baktığımızda tabii biz de günlük rutinde bu bitkisel ürünleri kullanıyoruz. Özellikle kullandığımız anestetik ilaçlarla bu bitkisel ürünler yan yana geldiği için ilginç bir slide oldu ve bu çekimi buraya koymak istedim.
Ege bölgesinde sık olarak halk ilacı olarak kullanılan bitkiler var. Bölgemiz oldukça herbal ürün yönünden zengin bir bölge ve hepimiz sık olarak bu ürünleri kullanıyoruz günlük yaşamımızda. En sıklıkla kekik, sarı kantaron, karabaş otu, bodurmanlık, adaçayı gibi sıraladığımız birçok ot günlük yaşamımızda yer almakta. Bizim klasik anestezi kitaplarımızda da özellikle geçmiş durumda ve tüm kılavuzlarımızda artık bu kesinlikle yer almış durumda. Tüm herbal ürünlerin ameliyat öncesi 2 hafta önce kesilmesi önerilmekte. Biz de 2000'li yıllardan itibaren kendi anestezi protokollerimizde herbal ürün sorgulaması yapmakta ve buna göre bir yol izlemekteyiz. Burada gördüğünüz gibi herbal ürün sorgulaması yapılmış ve şeker düşüren bazı bitkisel ilaçlar kullandığımızı hastamızın ameliyat öncesi anamnezinden bilgi edinmişiz ve bunu da kayıda almış durumdayız. Bunun yanı sıra birçok bitkinin Stokrom T450 üzerinde etki gösterdiği, yani karaciğerdeki anestetik ilaçların metabolize olduğu yollarla etkilediği enzimlerle aynı olduğu bildirilmektedir. Şimdi bunlardan bazılarından size bahsetmek istiyorum. Özellikle kış aylarında sık kullanılan immün sistem uyarıcı olarak Eknezya adıyla anılan ve Eknezya çayını sık olarak içiyoruz. Bunların perioperatif olarak alerjik reaksiyon yaptığı hepatotoksik de etkisi bulunmakta, immünsüpresif ilaçlarla etkileşimi bulunmakta ve barbituratların etki süresini uzattığını görmekteyiz. Özellikle anestezide günlük rutinde kullandığımız en önemli ilaçlardan biri olan, hipnotiklerden biri olan barbituratların etkisinin uzaması, bu ilacın cerrahi yaklaşımdan mümkün olduğunca erken kesilmesi konusunda gerekliliğini ortaya koymakta. Bizim ülkemizde çok fazla kullanılmıyor ama yurt dışında var ve son yıllarda da zayıflama amacıyla kilo kaybı ve enerjiyi desteklemek amacıyla kullanılan efedra, mahlup adıyla bilinen bir bitki var. Birçok zayıflama ilacında mevcut. Perioperatif olarak kalp hızı artışı, kan basıncı artışı, disritmi, miyokard enfarktüsü, volatil anestetiklerle etkileşim yapmakta. Özellikle şu anda çok fazla kullanmıyoruz ama halotan ve izofloran üzerinde ciddi etkileri var. Yine günlük rutinde kullanılan, şu an kullandığımız desfloranın da ciddi olarak etkileşmekte. Cerrahiden en az 24 saat önce kesilmesi öneriliyor. Hepimizin belki de günlük beslenmesinde önemli bir yer tutan sarımsak, kan basıncı ve kolesterol seviyelerini düşürdüğü için veya daha birçok etmen nedeniyle kullanılıyor. Fakat bizim tüm klasik kitaplarımızda geçti, tüm algoritmalarımızda yer alıyor. Özellikle rejyonel anesteziden önce bunun kesilmesi, en az 1 hafta önce kesilmesi önerilmekte. Trombosit agregasyonu inhibe ettiği için de dikkatli olunması gerekliliği ortaya konmuş bir bitkisel ürün. Cinco, ördek ayı, baldırı kara veya gümüş kayası olarak biliniyor halk arasında. Özellikle kognitif fonksiyonları arttırması, periferik perfüzyon arttırması, impotans ve maküler dejenerasyon, sarı nokta dediğimiz göz hastalıklarında önlemek amacıyla kullanılıyor. Perioperatif olarak trombosit aktive edici faktörün inhibisyonuna neden oluyor. Yine günlük rutinde kullandığımız en önemli ilaçlarımızdan biri olan barbituratların etki süresini uzatmaktan cerrahiden en az 36 saat önce kesilmesi önerilmekte. Zencefil yine son yıllarda gittikçe popülaritesi artan bir ürün ve uzun yıllardır tarih boyunca en eski kullanılan bitkisel ürünlerden biri. Kılcal damarlarda kan dolaşımını hızlandıran bir ürün, kramp giderici,
Antiemetik etkisi var, bulantıyı önlüyor. Afrodizyak etkisi var. Fibrozitleri iyileştiriyor. Hazımsızlık, gaz ve batımda oluşan spastik kolun ağrılarında etkili olduğu bildirilmekte. Zencefilin özellikle ciddi hipoglisemi yapması, yine kanama, uykusuzluk, aritmi, taşikardi yapması, özellikle safra salgılanmasında artış ve safra taşlarında tehlikeli olduğu bildirilmekte. Yine ameliyat öncesi anestetik ilaçların etkilerini tersine döndürebildiği belirtilmekte. Bu yüzden de en az bir hafta önce kesilmesi öneriliyor. En önemli etkilerinden biri de parlak ışığa duyarlılık yapabiliyor yüksek miktarda kullanıldığında. Bugün ya da bu hafta Alzheimer haftası, bildiğimiz gibi Alzheimer hastalarında da bitkisel ürünler sık olarak kullanılmakta. Özellikle Alzheimer hastaları arasında asetilkolin eksikliğine sık rastlanan bir durum olmakla birlikte bu eksikliğin nedeni mi, sonucu mu olduğu hala tartışma konusu. Horsabalm adıyla bilinen bir bitkiyle içeriğinde beyindeki asetilkolin koruduğu keşfedilen karbarkol saptanmış durumda ve özellikle hafıza kaybı ve kan dolaşımı yetersizliği gibi yaşlılığa bağlı birçok sağlık sorununda standartize edilmiş cinca özlüklerinin Alzheimer'da faydalı olduğu bildirilmekte ve bu ilaçlarda sık olarak kullanılmakta. Bunlara bağlı olarak da bir takım yüksek miktarda kullanılması yan etkilere yol açabilmektedir. Yine ginseng ya da panax ginseng adıyla bilinen, gördüğünüz gibi burada ampulleri de var bunun ve çok da reklamı yapılan bir madde ginseng, stresten koruyor ve homeostazis sağlıyor. Perioperatif olarak hipoglisemi, trombosit agregasyonu ve koagülasyon kaskatının inhibisyonuna neden oluyor. Cerrahiden en az 24 saat önce kesilmesi önerilmekte. Bu Türkiye'den bildirilen bir olgu, 2004 yılında 39 yaşında menometrorajisi olan, ciddi kanaması olan ve endometriyumdan biyopsi alınacak bir hastaya perioperatif değerlendiriliyor. Oral topikal ginseng aldığını ve anemnezinde saptanıyor. Bunun yanı sıra kafein ve sigara içimi var. Hastanın EKG'sinde taşikardi ve atriyal erken vuruları var. Girişim 2 hafta erteleniyor ve sonuç olarak kanama, taşikardi ve diğer bulguların düzeldiği görülmekte. Amerika'da çok sık kullanılan, anksiyeteyi azaltmak için kullanılan kavakava bitkisi, biz anestezi için en tehlikeli herbal ürünlerden biri. Bu GABA aracılığı ile hipnotik etki yapıyor. Anestetik ilaçların MAC değerini düşürmekte ve akut geri çekilmeye neden oluyor. Cerrahiden en az 24 saat önce kesilmesi önerilmekte. Direkt olarak sodyum ve kalsiyum kanallarını inhibitör etkisi var bu bitkinin. Kan basıncını ve sistemik vasküler rezistansı azaltıyor. Özellikle siklooksijenaz inhibitörü etkisiyle de renal kan akımını ve platelet agregasyonunu azaltmakta nörolojik etkilerinde olduğu belirtiliyor bu bitkinin. Sarı kantoran adıyla anılan ve depresyonu düzelten bir herbal ürünümüz. Yine bunun çayı da çok sık kullanılmakta. Nöronlar tarafından serotonin, norepinefrin ve dopamin geri alımını inhibe ediyor. Karaciğerde sitokrom P450 ile enzim inhibisyonunu artırıyor. Cerrahiden 5 gün önce kesilmesi önerilen bir bitki sarı kantoron. Kedi otu adıyla bilinen ve bunun çayı da çok miktarda yine Ege bölgesinde tüketiliyor. Anksiyeteyi azaltıyor. Hipertansiyon tedavisinde, mide bağırsak rahatsızlıkları ve konstipasyon tedavisinde kullanılıyor. Bu benzodiazepin etkisi var. Hemen hemen benzodiazepinlerle birebir etkili bir bitki olarak söyleyebiliriz. Aynı etkiyi gösteriyor.
Cerrahiden haftalar önce yavaş yavaş kesilmesi öneriliyor. Bununla ilgili bir anım da var benim. Bir arkadaşımın çocuğu üniversite sınavı girmeden önce anksiyetesini azaltmak için bu ile çayı kullanıyorlar bir hafta boyunca ve üniversite sınavına giremedi çocuk. Çünkü uyanamadığı için de sınavı kaçırmış oldu. O yüzden de çok dikkatli olunması gerekiyor bu otun kullanılmasında. Yine intestinal sistem problemlerinde yaygın olarak kullanılan meyan kökü adıyla bildiğimiz bitki bismar. Bunun şekerleri mevcut, çayları mevcut. Özellikle Avrupa'da sık olarak kullanılıyor. Soğuk algınlığında da pastilleri çok fazla kullanılan bir bitki. Perioperatif kan basıncı artışı, aritmi ve sodyum retansiyonu yapmakta belirgin hipopotasemiye yol açıyor ve kardiyak problemlere yol açabileceği belirtilmiş. Elektrolit değişikliklerinin yanı sıra operasyon sırasında EKG değişiklikleri de yapmakta. Karaciğer enzimlerinden sitokrom P450 üzerinden yine etki gösteriyor ve trombozit agregasyonunu inhibe etmekte. Bu meyan köküne bağlı olarak da organ transplantasyonları, karaciğer transplantasyonları literatürde belirtilmiş durumda. Tarçın hemen hemen her tatlımızın üzerine ektiğimiz bir madde. Yaşlılığın getirdiği hasarlanmayı önlüyor. Kan şekerini düşürüyor. Hipertansiyon etkisi yaptığı belirtiliyor. Bu konuda tam netlik yok. Operasyon öncesi ne zaman kesilmesine dair de bir bilgi bulunmamakta literatürde. Yine ülkemizde oldukça sık kullanılan tohum, kök, yaprak çayı şeklinde tüketilen ısırgan otu mevcut. İdrar arttırıcı etkisi var. Ödem çözücü etkisi bulunmakta. Demir eksikliğini gidermek, anemiyi önleyici ve prostat büyümesine karşın kullanılan bir ot, ısırgan otu. Ağır kalp ve böbrek hastalıklarında diüretik etkisi nedeniyle elektrolit değişikliklerine neden olabilmekte. Kış aylarında sık tükettiğimiz ve antioksidan olarak bildiğimiz yeşil çay özellikle kolesterol ve yağ asitlerini düşürüyor. Belki de şimdi hepimiz olsa görüntü çok güzel istek diyoruz bu çayı. Yine kilo kaybı yapıyor, aterosklerozdan koruyor, diüretik etkili. Kan basıncı ve kan glukozunu düşürebiliyor. Bu yüzden de dikkat edilmesi ve ameliyatlardan 2 hafta önce kesilmesi önerilmekte. Birçok otun karışımından olan İsveç şurubu mevcut. İsveç şurubu özellikle onkolojik hastalarda sık kullanılmakta. Kansızlığa iyi geldiği nedeniyle hemoglobin düzeyini arttırabiliyor. Anemi de çok anemi nedeniyle oldukça fazla kullanılan bir şurup. Gastrik kramp, kolit, hazımsızlık ve romatizmal ağrılara, insomniaya, larynx, dudak, ağız ve cincival enfeksiyonlarda etkili. Özellikle de bu ilacın bu şurubun içinde birçok ot olduğu için de ve ameliyat üzerinde cerrahi öncesi mümkün olduğunca erken kesilmesi önerilmekte. Bunun yanı sıra özellikle namus ağacı, raip biber adıyla bilinen Aknus cactus denilen bir bitki var. Özellikle erkeklerde cinsel isteği azaltıyor. Erken menopoz tedavisinde, endometriozisi, akne tedavisinde, infertilite tedavisinde ve premenstrüel septomları giderici olarak kullanılmakta. Düşük riskine neden oluyor ve aşırı kanamaya yol açabiliyor. Yine keşiş otuyla denilen ve yurdumuzda Ege bölgesinde de çok fazla olan bir ot var. Prolaktin hormon salgısını arttırıyor. Düşük dozda adet düzensizliğini tedavisinde kullanılıyor. Bununla ilgili de endokrinde bir olgu sunumu mevcut. Prolaktin hormon yüksekliği yapan bitkisel bir ürün. Ciddi olarak hastanın prolaktin hormonu yüksek çıkınca diğer nedenler ekarte edildiğinde hastanın keşiş otunu her gün çok fazla tükettiği ortaya çıkmış bir olgu sunumu da mevcut.
At kestanesi adıyla bildiğimiz yine çayı var, varis tedavisinde hipoglisemi kullanılıyor, hipoglisemi yapıyor, çatlak ve kırışıklık tedavisi ve hemoroid tedavisinde kullanılıyor. Serum glikoz seviyesini düşürüyor. Hipoglisemik ajanlarla birlikte kullanılmaması öneriliyor at kestanesinin. Lavanta hepimizin sevdiği, kokusunu hoşlandığımız bir çiçek. Çayı var, koklamayı seviyoruz, parfümleri var, baş ağrısı yapıyor. Sedatif etkisi var, dezenfektan etkisi çok iyi, afrodizyak etkisi bulunuyor. Ciddi sedatif etkisi nedeniyle özellikle de karaciğer üzerinden ciddi yine stokrom P450 enzimleri üzerine etkisini gösteriyor. Antikoagülanlar, sedatifler, antikolinerjik ilaçlar ve kolesterol düşürücü ilaçlarla kullanırken dikkat edilmesi gerektiği bildiriliyor. Birçok yemekte kullandığımız, çayını içtiğimiz ve biberiye adıyla anılan bir bitkisel ürünümüz de mevcut. Hafızayı güçlendiriyor, konsantrasyonu arttırıyor, hazımsızlığı gideriyor, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Özellikle baş ağrısı ve migren ağrılarında sık kullanılıyor. Bu yılın da immünosupresif ilaçlarla, stokrom P450 üzerinden metabolize olan ajanlarla, antibiyotiklerle, anksiyotik ve antikoagülanlarla kullanılmaması önerilmekte. Safa çiçeği yollarda görüyoruz. Hemen hemen her yerde var. Evlerimize ekebiliyoruz. Kalantula adıyla biliniyor. Ezilme, burkulma, yaralar üzerine etkili. Flebit, gastrit, bası yaraları, lenfadenopati tedavisinde kullanılıyor. Sedatif ve de etkisi mevcut. Yine hipertansif ajanlarla ve sedatif ilaçlarla birlikte kullanılmaması önerilmekte. Son yıllarda yurdumuza tropikal bazı meyveler girdi. Hatta bu papaya adıyla anılıyor. Birçok pazarda kan şekerini düşürücü olarak satılmakta. Ciddi oranda kan şekerini azaltıyor. Bunun yanı sıra kanser hücrelerinin büyümesini engellediği için de kullanılıyor. Meme, akciğer, akciğer ve uterus kanser tedavisinin herbal ürün olarak kullanılmakta. Anemi, osteoporoz, obezite, menopoz ve afrodizyak etkileri mevcut papayanın. Greyfurt hepimizin bildiği günlük olarak kış aylarında sık tüketilen bir meyve. Antifungal, antibakteriyel etkisi var. Prostat ve ağız içi kanser karşıtı bir ilaç. Sigara içme isteğini azaltıyor. Kolesterolü düşürücü etkisi var. Stokrom P450 üzerinden etki gösteriyor. Östrojen salgısını arttırıyor. Meme kanserine dikkat edilmesi gerekiyor. Nar suyu, üzüm suyu, karadut suyu, böğürtlen suyu da aynı etkiyi göstermekte. Bunlar özellikle amiodoron gibi benzodiazepin, SSRI grubu ilaçlar, kalsiyum kanal blokerleri, kolesterol düşürücü ilaçlar, antiepileptikler, mide bağırsak ilaçlarının bazıları ve sildenafil ile birlikte kullanılmaması önerilmekte Greyfurt'un. Kekik antioksidan etkisiyle sık kullanılıyor. Birçok şeye iyi geliyor. Öksürüğü gideriyor, boğaz ağrısını alıyor, diş etleri için antiseptik özelliği var, romatizmaya etkili. Ancak baş dönmesi çok miktarda alınırsa, özellikle kekik suyu içimi çok fazla çevremizde de kusma, mide bulantısı ve tiroid hastalarında dikkat edilmesi gerekmekte. Aloe vera, insülin, oral hipoglisemik ajanlarla etkisi mevcut. Özellikle sevoflurane, bizim anestezide kullandığımız sevoflurane ile etkileşimi var. Yine tiroid hormonları, topikal hidrokortizon ve antiviral ilaçlarla etkileşimi bulunmakta. Özellikle kardiyak hastalarda, renal hastalıklarda, hipoglisemik etkisi nedeniyle diyabetik hastalarda hipokalemi etkisi bulunmakta ve elektrolit imbalansı yapmakta. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken bir etki.
Son olarak da özellikle bu koronavirüs sırasında çok tüketilen ve pandemi sırasında hemen hemen birçok ilacın içinde yer alan mürverden bahsetmek istiyorum. Bu hayatımıza yeni girmiş bir bitki. Ateş düşürücü, öksürük giderici etkisi var. Konstipasyonu engelliyor. Anne sütünü arttırıcı etkisi var. Kilo verdirtiyor. Güneş lekelerin tedavisinde kullanılıyor. Antiinflamatuvar etkisi mevcut. Daha birçok etkileri var. Tansiyon, böbrek, kalp hastalarında dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle sindirim sisteminde yan etkileri var. Pişmemiş olarak ve bu çayı olmadan tüketilmesi, meyve olarak tüketilmesi önerilmemekte. Biz bu bitkilerin yan etkileri ve anestetik ilaçlarla etkileşimlerini son yıllarda iyice hakim olduk anestezler olarak. Bu nedenle birkaç çalışma yaptık. Özellikle preanestetik değerlendirmede herbal ilaç kullanımının anestezi pratiğindeki önemi nasıldır diye bir anket çalışması düzenledik. Yine 997 hastaya bu 10 soruluk bir anket çalışması yaptık. Burada bakıyoruz, özellikle %20 oranında üniversite mezunu anketimize katılanlar, yüksek 115'i yüksek lisans yapmış, yani öğrenim durumu iyi, bir yaş ortalamamız 47,5 olarak belirtiliyor. Herhangi bir nedenle ilaç kullanıyor musunuz diye sorduğumuzda pardon. 37,2'si kullandığını belirtmiş. Vitamin alıyor musunuz diye sorduğumuzda %25,3 ise aldığını söylemiş bizlere. %50,9'u bu ankete cevap verenlerin herbal ürün kullanmakta. Bu sorgulamamızı biz ameliyat olacak hastalarımıza yaptık. Anestezi polikliniğimizde. Hangi herbal ürünleri daha çok kullanıyorsunuz dediğimizde yine literatürle aynı %16 oranında sarımsak, %10 oranında çay olduğunu görüyoruz. Burada ilginç olan öksüotu ve malhunkun da yine bölgemizde kullanılmış olması. Yine birden fazla herbal ürün kullanıyor musunuz dediğimizde %20'si evet olarak cevap vermiş ve bunların %50'si de oral yoldan bu ürünleri aldığını belirtmiş. Bu ilaçları kullanmaya nasıl başladınız diye sorduğumuzda ise %24,2'si bakın arkadaş tavsiyesiyle, %20'si ise gazete, internet vesaireyle başladıklarını bu ürünlere belirtmekte. Herbal ürünlerin yan etkilerini biliyor musunuz dediğimizde ise %49,1'i hayır diye cevap vermiş. Daha önce herbal ürün kullandığınıza dair doktorunuza bilgi verdiniz mi dendiğinde ise %96,4'ünü hayır dediğini görmekteyiz. Peki operasyondan önce doktorunuz size herbal ürün sorgulaması yaptı mı dediğinizde ise %97,4'ünün ise hayır dediği yine görülmekte. Tabii aynı soruyu biz çocuk hastalarımız için de yaptık. Özellikle bu slaytta da olduğu gibi diş kaşıma sırasında iyi geldiği belirtilen soğan hemen çocukların eline verilmekte. Pediatrik olgularda herbal ilaç kullanımının preanestetik değerlendirmedeki önemi nedir diye bir çalışma yine yaptık ve yaptığımız çalışmada %32 hastanın pediatrik hastanın herbal ürün kullandığı, %23 oranında ise diğer ürünleri, balık yağı, multivitamin ve D vitamini kullandığı görülmekte. Ve sık olarak kullanılan ürünler ise yine sarımsak, çocuklarda da rezene, papatya, yeşil çay, üzüm çekirdeği, ısırgan otu ve ıhlamur olduğu görülmekte. Popülasyonumuz bizim 1 ay ile 16 yaş arasında. Yine anestezi polikliniğine başvuran ve de ameliyat geçirecek pediatrik hastalarda bu çalışmamızı yaptık. Ve literatüre baktığımızda literatürde de çocuklarda %35 oranında ekinezya, %31 oranında dağ tütünü ve papatya, sarı kantaron, sarımsak ve kedi otunun sık kullanıldığı belirtilmekte. Ebeveynlerin öğrenim durumuna baktığımızda ise çalışmamızda %37,9'unun yüksek lisans yaptığı görülmekte. Anket çalışmamızı görüyorsunuz.
Burada kullandığınız bitkisel ürünlerin yan etkilerini biliyor musunuz diye sorulduğunda %97'sinin bilmediği belirtilmekte. Bu ürünlere nasıl kullanmaya başladığını sorduğumuzda, çocuklarına nasıl verdiklerini sorduğumuzda yine %99'unun gazete, internet, kitap okuyarak verdiği, %1'inin ise doktor önerisiyle başladığını görüyoruz. Emziren annelerin oranı %9,1, %2'sinin de herbal ürün kullandığı saptanmış durumda. Son yıllarda özellikle IVF tedavisinde bitkisel ilaç kullanımı konusunda çalışmalar da var. Özellikle 2010 yılında bir çalışma çıktı. Burada %46 oranının düzenli herbal ürün kullandığı, %38 hastanın ise herbal tedaviyi IVF ünitesinde tedaviye başlamadan önce kullandığını görüyoruz. Sıklıkla da bizim için neden önem arz ediyor bu tedavi, herbal ürün kullanımı IVF'de? Vajinal kanama, koagülopati ve immünosupresyon yapıyor bu tedavi sırasında kullanılan herbal ürünler. En sıklıkla da ekinezya, ginseng ve sarımsak kullanıldı. Daha değişik olarak da kedi otu, Agnus cactus, namus ağacı, goji berry, kurt üzümü, hayıt bitkisi, aslan kuru, rahat kestanesi gibi ürünler kullanılıyor. Burada ilginç olan %11 oranında da Çin bitkileri ve fertiliteyi destekleyen ürünlerin kullanılması. Biz de buna benzer bir çalışma yaptık ve bu aylarda yayınlanacak. Kendi ünitemizde, Dokuzeyli Üniversitesi'nde de IVF ünitesine başvuran çiftlerin bitkisel ürün kullanımı ve preanestetik sorgulama durumunu değerlendirdik. Yine etik kurul onayı alındı. 257 kişiye, tüm çiftlere 16 soruluk bir çalışma yapıldı. Burada da yine kadın oranı 35 yaş altı %85, erkek oranı %51 oranında. Eğitim düzeyine baktığımızda %95 oranında üniversite olduğunu görüyoruz. Ve yine vitamin takviyesi alan hastaların %35 oldu. %17 oranında kadınlarda bitkisel ürün, erkeklerde ise %12 oranında bitkisel ürün kullanıldığını veriyoruz. En az bir bitkisel ürün kullanan kişi sayısı ise %85 kadınlarda, erkeklerde ise %68. En fazla yine %40,5 oranında soğan kullanılıyor. Yine %37 oranında sarımsak, kekik, tarçın, keçi boynuzu, yeşil çay ve zencefil gibi ürünler kullanılmakta. Son literatürlere baktığımızda yeni bir yayın çıktı. Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman'dan. Özellikle ameliyat planlanan hastalar arasında bitkisel ürün kullanımı ve bitkisel ürünlerin nötrofil lenfosit oranına etkisi araştırılmış, kesitsel bir araştırma yapılmış. Yine en çok kullanılan ürünlerin sarımsak, yeşil çay, tarçın, kekik ve zencefil olduğu belirtilmekte. Ve bu ürünlerin nötrofil lenfosit oranında ciddi düşüklük yaptığı, subklinik inflamasyonun göstergesi olarak kabul edildiği belirtilmekte. Bu konuda bu çalışmaları ben yaparken tabi basının da ilgisini çekti ve birçok dekanlığımız aracılığıyla basın organında röportajlar verdim. Sonuç olarak premedikasyonda bitkisel ürünlerin sorgulanması, hekimin herbal ürünlerin anestetik ilaçlarla etkileşimlerini bilmesi, anestezi kılavuzlarında herbal ürünlerin etkileri yer alması gerekiyor. Özellikle asistan eğitimlerinde cerrahi bu konu cerrahi ve anestezi asistan eğitim seminerlerin düzenlenmesi uygun. Toplumda bu konuda da farkındalık yaratılması oldukça önemli. Tabii hepimizin evinde veya hepimizin demeyeyim çoğumuzun evinde kedilerimiz, evcil hayvanlarımız bulunmakta. Bunların da bir takım bitkilerle etkileşimin olduğu ve veterinerlere bilgi verilmesi gerektiği belirtilmekte.
Son cümleyle söylemek istiyorum. Tüm çayırlar ve otlaklar, tüm dağlar ve tepeler eczanedir. Fakat bu eczanenin dozajında kullanılması uygundur diyorum.